TR724 YouTube kanalındasınız. Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun kaleme aldığı "Bu dönemin Nazım Paşası kim olabilir?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye, yaklaşık 10 yıldır devam eden ilkesiz, ufuksuz ve vizyonsuz dış politikanın bedelini ağır bir şekilde ödemeye başladı. Cumhuriyet dönemi boyunca hiç karşılaşılmamış şekilde bütün Batı dünyasını ve ABD'yi kendisine düşman yapmayı başardı. Bu şartlar, Türkiye'yi kısa dönemler hariç hiç dost ve müttefik olmadığı, 400 yıldan beri mücadele ettiği, toprak kaybettiği, milyonlarca Müslüman halkın göç etmesine sebep olan Rusya'yla yakınlaştırdı. Vizyonsuz dış politikanın ve birkaç günde bütün Suriye'ye hakim olma ve bir haftada Şam'da cuma namazı kılma söylemlerinin son dramatik bedeli sayısını bile tam olarak bilmediğimiz onlarca Mehmetçiğin İdlib'de şehit edilmesi oldu. AKP iktidarı ise bir taraftan klasik söylemlerle şehitlerin kanının yerde kalmayacağını dile getirirken, diğer taraftan dahiyane bir çözüm bularak sınır kapılarının açıldığını ilan etti ve mülteci şantajıyla Avrupa'nın desteğini almayı amaçladı. Aslında bu bile Türkiye'nin çaresizliğinin ne boyutlarda olduğunu gösteriyor. Elbette on binlerce Müslüman mültecinin ne Suriye'nin tek adamı Esed ne de Türkiye'nin tek adamı Erdoğan için bir kıymeti yok. Şark'ta da zaten yüzlerce yıldır insanın bir değeri olmadığından Hristiyan Avrupa'ya sığınmak için yollarda ölen, denizlerde boğulan insanlar da bir şey ifade etmiyor. AKP iktidarı bu tabloyu bizzat kendisinin hazırladığını unutmuşa benziyor. Aklın yerini duygunun, realizmin yerini romantik, Kudüs, Şam, Halep, Kosova, Bosna söylemlerinin yer aldığı politikanın faturası bugün ağır bir şekilde ödeniyor. Uzun bir süredir yazılarımda diplomatik yalnızlığa dikkat çekmiş ve Balkan Harbi'ni örnek vermiştik. Balkan Harbi başladığında Osmanlı kamuoyu zaferden çok emin olduğu gibi Avrupa devletleri de savaş sonunda statükonun değişmeyeceğini açıklamışlardı. Ama Avrupalı devletler, dört küçük Balkan devleti bir ayda Osmanlı ordusunu hemen her cephede yenilgiye uğratınca sözlerinden caydılar. Böylece Osmanlı devleti diplomatik yalnızlığın faturasını elveda Rumeli diyerek ödedi. Savaşların kazanılması için diplomatik güç ve destek yanında önemli bir faktör de önceden realist ve stratejik harp planları hazırlanmasıdır. Balkan Harbi öncesinde de dönemin Genelkurmay Başkanı İzzet Paşa 12 harekat planı hazırlatmış ve bunları Alman General Goltz Paşa'ya onaylatmıştı. Bunlardan 1 numaralı plan Bulgaristan'a, 3 numaralı plan Yunanistan'a, 7 numaralı plan Karadağ'a, 9 numaralı plan Avusturya'ya ve 10 numaralı plan Rusya'ya karşı hazırlanmıştı. Bazı planlarda iki devletin birden Osmanlı Devleti'ne savaş açması ihtimali dikkate alınmıştı. Bunlardan 2 numaralı plan Bulgaristan ve Yunanistan'ın, 6 numaralı plan Sırbistan ve Karadağ'ın, 11 numaralı plan Rusya ve Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte savaş açmaları durumunda neler yapılacağı şeklinde düzenlenmişti. 4 numaralı planda ise Yunanistan dışında 3 Balkan devletinin savaş açma ihtimalleri göz önünde tutulmuştu. 12 harekat planından sadece 5 numaralı plan 4 Balkan devletinin birlikte savaş açması ihtimaline göre yapılmıştı. Balkan Savaşı'nda uygulanması gereken 5 numaralı planken bu yapılmamış 1 ve 4 numaralı planlar uygulanmıştı. İlginç olan, İzzet Paşa daha sonra bu harekat planlarını aratmışsa da bulunamamıştı. Bugün de Genelkurmay ATS arşivinde 1 ve 4 planlar mevcutsa da 5 numaralı planın sadece kısa bir özeti vardır. 5 numaralı planın uygulanmama nedenini anlamak mümkün değildir. Cephede görev yapan komutanlar ve Genelkurmay karargahında görev yapan Pertev Paşa, 5 numaralı planı sonradan öğrendiklerini belirtmişlerdir. Harekat planlarının uygulanmamasının asıl sorumlusuysa elbette Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa. Savaş öncesinde özellikle başkent İstanbul'da tam bir savaş atmosferi vardı. İktidardan düşmüş olan İttihatçılar ve onların tahrik ettiği Darülfünun öğrencileri düzenledikleri mitinglerle savaş istiyorlardı. Bu gruplar Babıali'ye de yürüyerek Sadrazam Kamil Paşa'dan savaş kararı almasını talep ettiler. İttihatçılardan geri kalmayan Hürriyet ve İtilaf Fırkası da savaş yanlısı mitingler organize ettiler.
Savaş isteyen grupların gerçeklikle örtüşmeyen hayalleri vardı. Onlara göre Osmanlı ordusu kısa sürede zafer kazanacak, önce Sofya'ya sonra da Belgrad ve Atina'ya kadar ilerleyecekti. Buna karşılık 1897 Osmanlı-Yunan Harbi'nden beri savaşmayan Osmanlı ordusunun durumu hiç de iyi değildi. Mektepli subaylar olan İttihatçılar alaylı subayları tasfiye etmişler, tasfiye-i rütep kanunuyla da birçok subayın rütbesini düşürerek gayrı memnun bir subay kitlesi oluşturmuşlardı. Bu dönemde ordunun siyasete karışmamasını isteyerek kendileri de bizzat siyaset batağına düşen halaskar zabitan grubunun ordu içinde güçlenmesiyle ordudaki ikilik daha da keskinleşmişti. Ayrıca uzun süreden beri silah altında bulunan 100 bine yakın asker terhis edilerek ordunun gücü iyice zayıflatılmıştı. Balkan Harbi'ne girildiğinde Büyük Kabine ya da Baba Oğul Kabinesi denilen Ahmet Muhtar Paşa hükümeti iş başındaydı. Ahmet Muhtar Paşa'nın harbiye nezaretini atadığı Nazım Paşa verdiği kararlarla mağlubiyetin en önemli elebaşlarından birisi oldu. Kırım Harbi'nde büyük yararlılıkları görülen Rumeli Ordu-yu Hümayun'u müşiri, Çerkezliği ile maruf İsmail Paşa'nın oğlu olan Nazım Paşa, Fransız Askeri Akademisi Saint-Cyr'de eğitim görmüş, bu dönemde liberal görüşleri benimsemiş, bu özelliği onu Prens Sebahattin ve Kamil Paşa'ya yakınlaştırmıştı. Nazım Paşa'nın Balkan Harbi öncesinde savaştığı tek cephe 1877-1878 harbindeki Tuna cephesi olmuşsa da Osmanlı savunması burada da çökmüş, yaklaşık 25 bin esir verilmiş ve Ruslar önce Edirne'ye sonra da Yeşilköy'e kadar gelmişlerdi. Bu sırada binbaşı rütbesinde olan paşa bundan sonra kıta görevi yapmadan refik rütbesine kadar yükseldi. Ancak paşanın bu dönemde yakınlaştığı ve kendisi gibi Çerkez olan Deli Fuat Paşa'nın adı Abdülhamid'in tahttan indirilmesi hadisesine karışınca onun da mallarına el konuldu ve Erzincan'a sürüldü. Paşa Erzincan'da 6 ay kaldıktan sonra Avrupa'ya gitmek üzere buradan kaçmayı başardı. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle tekrar rütbelerine kavuşan paşa İttihatçıların iktidardan uzaklaştırılmasından sonra da kendisini Harbiye Nazırlığı koltuğunda buldu. Paşanın böyle bir makama getirilmesinin mantıklı bir izahı yoktur. Çünkü Nazım Paşa 93 harbi dışında bir savaşta bulunmamış, bir kol ordu ya da orduya kumanda etmemiş, rütbelerini genelkurmay karargahındaki görevlerle almıştı. Bir de Abdülhamid tarafından Erzincan'a sürülmüş ve burada sıradan bir asker olarak 6 yıl geçirmişti. Nazım Paşa, Balkan Harbi öncesinde hazırlanan harekat planlarını dikkate almadığı gibi Saint-Cyr Mektebi'nin temel prensibi olan ancak realiteyle örtüşmeyen daima taarruz stratejisiyle Osmanlı ordusunu büyük bir felakete sürüklemiştir. Savaşın başında komutanlara gönderdiği emirde merasim üniformalarınızı yanınıza alınız, Sofya'ya girerken lazım olacak demesi hayalciliğinin hangi boyutlarda olduğunu göstermektedir. Osmanlı ordusu seferberlik tamamlanmadan askeri taarruza zorlayan Nazım Paşa başta olmak üzere üst komuta kademesinin hatalarının bedelini çok ağır bir şekilde ödedi. Birbirine düşen subaylar ve karnı bile doyurulamayan eğitimsiz askerler faturayı daha da ağırlaştırdı. Osmanlı Devleti, Balkan Harbi'nin sonunda Arnavutluk, Yanya, Manastır, Üsküp, İşkodra, Kavala, Selanik, Drama, Ege Adaları ve Batı Trakya'yı kaybettiği gibi on binlerce asker esir düştü. Diplomatik yalnızlık ve ordunun kötü durumu böylesine ağır bir tabloya zemin hazırladı. Savaş sonrasında komuta kademesinden hayatta kalanlar Divan-ı Harp'te yargılandılar. Ancak hepsi Babı Ali baskınında öldürülen Nazım Paşa'yı suçladılar. Hatta Ahmet İzzet Paşa eğer bugün ve gelecekte hataların tekrarlanmasına engel olunması için sorumlu aramak gerekliyse Nazım Paşa'nın adını söylemek kafidir demişti. Bugün 15 Temmuz'u yaşamış, ardından ciddi bir tasfiyeye maruz kalmış bir Türk ordusu ve siyasetin tam ortasına düşmüş bir komuta kademesi var. Muhtemelen binlerce subay hala ihraç korkusu yaşıyor ve bu durum ciddi bir güven problemi oluşturuyor. Özel ve Akar'da günü kurtarmak için siyasetin emirlerini ordunun realitesine uygun olmasa da uyguluyorlar. Bütün bunlar bugün Suriye'de Türk ordusunun düştüğü çıkmazın boyutunu ortaya koyuyor.
Ama başta Erdoğan olmak üzere AKP iktidarı, AKAR ve üst komuta kademesinin Balkan Harbi'nden hiç ders almadığı anlaşılıyor. Şu anki mevcut politika devam ederse, bugün karar verici durumda bulunan Erdoğan ve AKP iktidarıyla AKAR başta olmak üzere üst komuta kademesi Balkan Harbi bozgununun sorumlusu Nazım Paşa gibi tarihe geçecekler, diyor Yüksel Nizamoğlu TR724'deki köşesinde.